Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi göstermek amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Eğer ki Yunanistan Türkiye'ye saldırırsa bu Yunanistan için felaket olur diyen uzmanlar çok önemli açıklamalar yaptı. Yunanistan devletinin anavatan Türkiye aleyhindeki davranışları sonunda bir silahlı çatışmayı doğuracaksa bu her iki ülke için de tatsız sonuçlara yol açacaktır. Anadolu'yu işgal eden Yunanistan ordusu 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'den teknelerle beraber Yunanistan'a gönderilince Atina'da bir darbe oldu. 11 Eylül günü Efsunpinade alayı albaylarından yönetimde bir darbe yapıldı. Önce Kral 1. Konstantin tahtı bıraktı, onun yerine geçen Kral 2. George halkın tepkisinden korkup kaçtı. Yapılan duruşmalar sonrasında 22 Kasım 1922 tarihinde Anadolu'da yenilmiş Yunan ordusunun komutanları dönemin başbakanı Dimitros yargılandı. Sonunda 6 kişi Anadolu'daki kaybettiği savaşın sorumlusu olarak idama mahkum edildi. Delirsenler tarih tekerrürden ibarettir diyen uzmanlar, şimdi Yunanistan devleti geçmişini unutup tekraren Türkiye'ye karşı kafa tutuyor, küstah tehditlerde bulunuyor. Ancak unutmasınlar ki ana vatan Türkiye 1922 yılındaki Türkiye değildir. Eğer ki o zamanki Türkiye sizi denize döktüyse şimdiki Türkiye sizi denizin dibine gömecektir diyerek muhteşem bir açıklama yaptı. Kıymetli izleyenler, gerçekten de o şekilde. Yunanistan şu anda etrafındaki ülkelerin sayesinde büyük bir gaza gelerek ana vatan Türkiye'yi gözüne kestirdiğini zannetip tehditlerde bulunuyor. Ancak unutmasınlar ki Yunanistan devleti şu anda ateşle oynamaktan başka hiçbir şey yapmıyor. İlerleyen saatlerimizde buluşmak ümidiyle.